Gerçeğe canım. Canım, biliyorsunuz Aşure'nin, Muharrem'in bizim için değeri çok fazla. Büyük bir anlam taşıyor. Bırakın bizim için değerinin fazla olmasını, insanlık alemi için değerinin çok yüce olduğunu, büyük bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Çünkü Aşure bize her yıl Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in duruşunu hatırlatıyor. Kerbela'da zalimle mazlumun ayrıştığını anlatıyor bize Aşure. Aşure bize haklıyla haksızın duruşunu hatırlatıyor. Yezid ve Hüseyin'in karşılaşmasını bize hatırlatıyor. Onun için Aşure'nin anlamı büyük. 90'larda varlığını ortaya koymaya çalışan Alevi topluluğu o günlerde aşurelerini parklarda, bahçelerde yaptı. Herkesin bunun farkına vardı. Oysa ki daha önceleri bu ülkede yaşayan insanlarımız elbette ki aşureyi biliyordu ama Aleviler kadar canlar gerçeği Aleviler kadar aşurenin anlamının farkında değil. Çünkü şu söylenir. Evet, Muharrem ayı kutsaldır. Muharrem ayı geldiğinde aşure tutulur, oruç tutulur, aşure yapılır denilirdi. Oysa ki biz aşureyi Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in uğradığı zulümü hatırlamak için her yıl yaptık. Muharrem ayının 12 gün orucunu tuttuk. Sessiz sedasız bir oruç tutuldu. Kimse farkına varmadı nasıl bir oruç tutulduğunu. Ne marketler boşaltıldı, ne de geceleri sahura kalkıldı. Çünkü bu orucun anlamı oydu. Neden anlamı oydu? Hazreti Hüseyin Kerbela'da Yezid'in kuşatması altında, 10 gün o zulüm altında ne gece sahura kalkabildi, ne de akşam ihtişamlı bir sofrada orucunu açabildi. Çünkü hareket alanı da kısıtlıydı. Yiyeceği de kısıtlı. Su bulamadı içmeye, yemek bulamadı yemek için. Eşiyle, dostuyla, sevdikleriyle bir araya gelip kahkahayla gülmedi. Çocuğunu dizine alıp sevemedi. Çünkü Yezid'in ordusu çadırların etrafını sarmış, bir zulüm havası esiyordu. O günden sonra Ehl-i Beyt bendesi olan Alevi toplumu, biz orucu Hüseyin gibi tutalım düşüncesiyle Muharrem ayında 12 günlük süre içerisinde mümkün olduğu kadar zevkten, sefadan, eğlenceden uzak durmaya çalıştık. Düğünlere, derneklere gitmemeye gayret ettik. O ayda düğün yapmamayı, eğlence yapmamayı kendilerine kural edindiler. Çünkü o ayda bir zulüm vardı. Biraz daha gerilere gidecek olursak canlar, İslami anlayışın, İslami kuruluşun ilk yılın ilk ayı kabul edilir Muharrem ayı. O ayda da yapılan kötülükler haram kabul edilmiş, günah kabul edilmiş. Denilmiş ki Muharrem ayında bitki dahi koparmayacaksınız, kan dökmeyeceksiniz, insan incitmeyeceksiniz, zalimlik yapmayacaksınız, Cenab-ı Allah'ın kışına uğrarsınız. Ama Muaviye soyu olan Yezid ne yaptı? Son peygamberin son torununu Kerbela'da susuz şehit etti. Kanını döktü. Ve ona istinaden biz Alevi toplumu da Muharrem ayını mümkün olduğu kadar Hüseyin gibi yaşamaya çalıştı. Zalimin karşısında eğilmemeyi, mazlumun yanında yer almayı, yoksunla bütünleşmeyi,
insanlıkla kucaklaşmayı kendimize kural edindik. Onun için Kızılbaş denildi, zulümlere maruz kaldı yüzyıllardır. Çünkü Kerbeli olayı sosyal dayanışmanın, birlik, beraberliğin, hoşgörünün, kardeşliğin, sevginin simgesiydi bizler için. İncinsen de incitme diyen bir felsefenin pirleri bize böyle öğretti. En yüce mahluk insandır dedik. Var eden de insandır, yok eden de insandır. İnsandan daha yüce bir mahluk olmaz. Cenab-ı Hakk'ın da emri odur ki, ben bir cevherdir, bilinmek istedim, kulumu yarattım, o da beni var etti. Hak'la halkın bütünleşmesidir, sevginin ifadesi. Alevilik nedir diye bize sorduklarında deriz ki, Alevilik bir aşktır, Alevilik bir sevdadır, Alevilik hoşgörüdür, Alevilik birlik beraberliğidir, Alevilik incinsen ve incitme şiarının varlığı. Bizler varlığı birliği içerisinde kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Onun için bu aramaya geldiğinde mümkün olduğu kadar yüzümüz gülmez. Çünkü bir acıyı yaşadığımızı biliriz. Bununla birlikte canlar 1380 yıl önceki Kerbela'yı kendimize rehber edinmişiz ama şunu da iyi biliyoruz ki çağlar, zamanlar değişse de ne Yezidler değişir, ne de Hüseyinler. Ne Yezid duruşuna taviz verir, ne de Hüseyin gibi yaşamaya çalışanlar duruşuna taviz verir. O günden itibaren insanlık alemi olarak hep bir Kerbela yaşamıyoruz. Hep zulüme maruz kalmadık mı? Bir Sivas yaşadık, canlı canlı insanlar yaptık. Orası bir Kerbela değil miyiz? Çorum'da, Maraş'ta, Gazi'de, Gezi'de, Ankara'da yapılanlar bir Kerbela değil miydi? Orada mazlumla zalimin karşı karşıya gelmesi değil miydi? Günlük yaşantımızda bir kişi haksızlığa uğruyorsa orada bir mazlum yok mu? Günümüzde bir kişi hakkı gasp ediliyorsa orada bir zalimlik yok mu? İşte biz yüzyıllardır zalim zihniyete, zalim duruşa, ezene karşı bir Yezid kelimesi. Eğer zalimlik, zulümlük, zulümkarlık, Yezidlikse evet biz Yezid'e lanet oluyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emridir. Der ki benim oğlum Hüseyin lanetlenmiş bir kavim tarafından katledilir. Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı gelmek hiçbir kulun haddi değil. Madem Hak tarafından lanetlenmişse biz de Yezid zihniyetlerine, Yezid anlayışına, Yezid duruşuna elbette ki lanet oluruz. Çünkü biz mazlumdan yana Hüseyin'i duruşa sahip olmaya çalışıyoruz. Aşk olsun Hüseyin'i duruşa gönül verenlere. Aşk olsun Hüseyin gibi düşünüp Hüseyin gibi yaşamaya gayret edenlere. Aşk olsun ki onlar haktan yana, adaletten yana, barıştan yana, kardeşlikten yana. Temelimiz odur ki bugün görüştüğümüz aşurelerimiz insanlık alemine sevgi getirsin, barış getirsin, dostluk getirsin, birlik beraberlik getirsin, hoşgörü getirsin. Nasıl ki aşurelerimizin içerisindeki yiyecekleri bir kazana koyup karıştırıp sevgiyi, hoşgörüyü, dostluğu, kardeşliği o kazanda harmanlayıp sonra sofralarımıza getiriyoruz ve barışa sevgi olmasını diliyorsak bugünden itibaren de temennimiz olur ki Cenab-ı Hakk'a insanlık alemine hoşgörü getirsin, sevgi getirsin. Ülkemizde birliği, beraberliği, hoşgörü, kardeşliği simgelesin. Bismillah, Allah Allah. Lokmalar nuruna, gönüller nuruna, Hak Muhammed'e yardımcınız ola, bir divanında utanırmaya. Fatih eksilmeye, taşa dökülmeyi, yeni helal yedirene delil olur. Kazanıp getirenlere, pişirip devşirenlere, dağıtıp getirenlere,
hak mümini hızlıgara da yardımcısı olan Cenab-ı Bayrut'a dindeki dileklerinizi, gönüldeki muratlarınızı ihsan edelim. Emeğinizi, lokmanızı, hizmetinizi zayiye götürmeyelim. Hizmet sahipleri hizmetlerinden, lokma sahipleri lokmalarından şefaat bulan. Muhammed Mustafa'nın şefaatinden, Ehl-i Beyt'in didarından, 12 imamın katarından ayırmayan. Üçler, beşler, yediler, 12 imamlar olan 4 masumlukla yarımız ve yardımcımız olan. Gittiği yerler gam, kasabet, ağır ağacı görmeye, dertlere, deva, hastalara, şifa, borçlara eda olan Hak Muhammed Ali bereketini verin. Gerçek ehl-i mümine yârim. Doğru iman olsun canlar, buyurun.